beni nereye? Nereye gidiyorsunuz? Ben sizi götüreyim. Ehliyetini aldığında olabilir. Ehliyetim var. Ehliyetim bundan haberi var mı? Çek elini. Ah, sinirlendiniz. Derdin ne senin? İş çıkış saati. Trafik var. Daha da sinirleneceksiniz. Sinirlenmeyin siz. Elimi de çekmiyorum. Şimdi çektim. Ama artık çok geç, çok sinirlendiniz. Kafanız da karıştı. Kafa karışıklığıyla yemeğe falan gidilmez. Yani yemeğe gidilir ama ben sizi götürürsem gidilir. Gerçekten çok üzülürüm. Kahrolun beni. Al kullan, al kullan tamam. Al kullan tamam mı? Niye bağırtırıyorsun beni gece gece? Özür dilerim. Efendim Ahmet. Ay şu. Tamam. Şimdi apartman kapısını şey yapayım dedim. Hadi kontağı kapat. Anahtarı ver. Arabadan in, taksiye bin, evine git. Hadi ver şu anahtarı dedim sana. Verdim. Evine git. Bakalım Bora Efendi, uyuyan yüzüyle uyandırabilecek misin acaba? İnşallah uyanmaz. Herkes çıktı mı? Çıktı çıktı. Hadi geç kaldım, çabuk. Geldi. Taksi. 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 Ah, taksi de yok. Taksi. Hada. Ah, Bora Bey. Sen niye hala gitmedin? Tuğçe Hanım nerede? Geliyor mu? Nerede? Onu da bir göreyim, öyle gideyim. Tuğçe Hanım yok. Telefonuna da cevap vermiyor Tuğçe Hanım. Aa, nasıl Tuğçe Hanım yok? Bu kadar önemli bir gecede nasıl Tuğçe Hanım yok? Sen niye hala buradasın? Ben bir ihtiyacınız olursa diye bekledim ki ihtiyacınız varmış gibi gözüküyor. Yok, evine git. Bora Bey, ben giderim gitmesine de. Siz gidebilir misiniz acaba? Ha? Siz şimdi iki iş adamı iş konuşacaksınız. Abla ne yapacak? Abla sıkılacak. Abla saate bakıp duracak. Abla anlamadığı konulara böyle sırıtacak sadece. Sonra ne olacak? Diyecek ki Serdar, Serdar, efendi kalk gidelim evimize diyecek. Serdar Bey de eşiyle yemeğe gelen bir iş adamı olarak hanım hanım otur oturduğun yerde işimizi konuşalım öyle gidelim demeyeceğine göre ne olacak? O iş olmayacak. Çok mu konuşuyorsun sen acaba? Yok, ben durumu özetledim. Sus. Alo Defne, ne haber? Tatildesin. Ne güzel. İyi tatiller. Hoşça kal. İyi tatiller olsun. Melis, nasılsın? İyi misin? Sırada Melis var. Başın sağ olsun. Ne olmuş? Hoşça kal, görüşürüz. Allah kahretsin. Ceyda'cığım, ne haber? Bağırma bana. Oh. Bana bağırma. Kapat telefonu. Ben senin... Ceyda kap... Telefonu kapat Ceyda. Valla kavga çıktı. Al. Adama bak ya. İstanbul'da ne kadar kadın var aradı. Arar tabii. Arar. Bir sürü kadın var etrafında. Niye aramasın ki? Arar. Bir dön bakayım sen. Ha? Kendi etrafında. Kendi ekseninde bir dön diyorum bakayım. Dön. Alıcı gözüyle mi bakıyoruz? Şöyle döneyim. Bakın. Ne
Dişime de bakacak mısınız, ağzıma falan? Arabaya bin. Nereye gidiyoruz? Oraya değil. Nereye gidiyoruz? Yemek boyunca hiçbir şey karışmayacaksın. Ağzını açmayacaksın. Senin tek yapman gereken şey Sude Hanım'ı oyalamak. Anlaşıldı mı? Nasıl? Kadın kadına ne konuşuluyorsa işte. Diyet listeleri, kek börek tarifi, magazinler, diziler, incik boncuk. Zararsız şeyler. Yalnız Bora Bey, kadınlar sadece bunları konuşmaz. Ne konuşurmuş kadınlar? Adacığım? Erkekleri çekiştiririz. O tarz çekiştirmeler. Bravo. Ay, bu elbise iyi oldu bugün giydiğim. Sanki böyle hissetmişim gibi. Alo. Lerzen Hanım, merhabalar. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Biraz garip olacak ama... bana bu gece için 36 beden bir gece elbisesi lazım. Tabii, söyleyeyim. Göğüs 85. Ha. Bel 65. Yuh, 64'üm ben. Kalça 90. Olabilir, evet. Biliyorum şansımı fazla zorluyorum ama bana bu elbiseye uygun bir ayakkabı ve bir çanta da lazım. Müsaade bir çok. 38. 38 numara. 37 buçuğum ben ya. Büyük söylüyorum ki seneye de giyersin. Lerzen Hanım, çok teşekkür ederim.